Hanımlar, Simge'nin düğün hikayesini nasıl buldunuz? Beğendik de siz. Onca takılan altını beğenmemek olmazdı zaten. Evet. Bayağımış yani. Ben çok şaşırdım. Simgeciğim, düğününe gelemedik malum. Bu da bizden olsun. Bunu da altınlarını eklemek ister misin? Tabii ki de isterim. 6'da 6 yaparsan altın senindir. Evet, soruları aldım. Tercih ettiğin bir renk var mı? Mavi demek istiyorum. Tamam, moduma ben. Üstünde de uyumlu. Evet. Buse, sen zarfı seçerken ben de Tugay Bey'i arıyorum. Eşin hattımızda Simge. Hayatım, merhaba. Merhaba hayatım. İlişki testindeyiz şu anda. Gelinler sana bazı sorular soracak. Tamam. Ama ben sorulara geçmeden önce kocaman bir moral alkışı istiyorum. İnşallah kazanırsın. Soruyu hemen açıyorum. Sana bir kere bile eline sağlık demeyen eşin Tugay'ın, görümcenin yaptığı yemeğe eline sağlık kardeşim dediğini duysan tepkin ne olur? Çok sinirlenirim. Yani çok sinirlenirim. Bunu da ona apaçık belli ederim zaten. Ben sadece trip atardım herhalde. Ben çok sinirlenirim. Yani bana da eline sağlık diyor olsa herkese diyebilir. Problem değil ama bana demek başkası değil. Ben sinirlenirim. Tugay Bey, eşinize hiç eline sağlık demezken kardeşinizin yaptığı yemeği yedikten sonra ona söyleseniz Simge ne yapar? Bozulur. O zaman artık bence bilir. soruyu soruyorum. Eşin Tugay arabasını ne sıklıkla yıkatır? A. 2 haftada bir. B. Ayda bir. C. 2 ayda bir. Çok güzel bir soru olmuş oldu bu. Evet. Ben buna ayda bir demek istiyorum. Ayda bir. Evet. Bir senede bir yıkatıyor. Yani ayda bir demek istiyorum ama. Her gün. Umarım o da aynı fikirdedir. Arabanızı ne sıklıkla yıkatırsınız Tugay Bey? 2 haftada bir. Hayatım, sen 2 haftada bir araba yıkamıyorsun ki. Vallahi işte 20 günde bir yıkıyorum genelde. Bir ay işte. Ben de bir ay dedim aslında. Olsun, 10 günle kaçırdık yapacak bir şey. O zaman ben sorumu soruyorum. Eşin Simge, ona alacağın hediyelerden hangisine daha çok sevinir? A. Parfüm. B. Çiçek. C. Çanta. D. Güneş gözlüğü. Çiçek. Ya onu kurutuyoruz ya da soluyor gidiyor. Ondan sonra ben de evet. Ama gördüğünüz üzere ben çiçek seviyorum arkadaşlar. Aksesuar derdim herhalde. Fazlasıyla görüyorum. Evet, canlı ya da yapay hiç fark etmiyor. Çiçek. Çiçekten hoşlanmıyorum. Kalıcı hediye her zaman daha güzel bence. Yani. Ama bence eşim de çiçek demiştir. Tugay Bey, eşinize seçeneklerdeki hediyelerden hangisini alsanız daha çok sevinir? Aslında hepsinden memnun yani kalır da. Ben C şıkkı çanta diyorum. Tabii. Biz sana dedik kalıcı bir hediye olur diye. Ama benim çiçekleri ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Ben buna çiçek demişimdir. Başka ne diyeceğim? Ya kendin çiçek olduğun için. Güzel topladı. Evet. Günü kurtardın. Tamam, günü kurtardın hayatım şu anda. Ama altını kaybettik, haberin olsun. Olsun. O zaman sıradaki soru için ben seçiyorum. Eşin Tugay pizza yemek istediğinde içinde tercih edeceği 3 malzeme ne olurdu? Sucuk, mantar, mısır demek istiyorum. Tugay Bey, pizzada hangi 3 malzemeyi tercih edersiniz? Sucuk. Evet. Kaşar. Ah. Mısır falan. Aslında ikisini bildi. Evet. Sucuk, mantar ve mısır dedim ben hayatım. Tamam mı? İkisinin de baş harfi M, mantar, mısır. Güzel bir bakış açısı. Gerçekten evet. Simge, kayınvaliden sana Elsin'in dedikodusunu yapsa tepkin ne olur? A. Benimkini de ona yapıyordur. Der şüphelenirim. B. Elsin'i korurum. C. Çekirdeğimi alır gelirim. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru hem de. Çekirdeğimi alır gelirim demek istiyorum. Simge, eşinden sonra Elton'u da arayalım mı? Aramayalım. Tugay Bey, anneniz Simge'ye yengenizin dedikodusunu yapsa eşinizin buna tepkisi ne olurdu? Vallahi üçü de bomba gibi cevaplar. Kimse kırılmasın diye A diyorum. Ben şey demiştim, çekirdeğimi alır gelirim demiştim hayatım. Elton'e cevap hakkı doğdu Simge. Arayıp konferansa dahil edelim bence. Elti ile kaos çıkmaz inşallah. Pelin yengen hattımızda Simgeciğim. Efendim. Yengeciğim merhaba.
Şu an gelin evindeyim, programdayım. Konferanstasın, sen de Tugay da hatta buradaki gelinler de seni duyuyor. Evet. Bir ilişki testindeydik. Bir soru soruldu. Soruyu arkadaşımdan rica ediyorum, okuyacak sana. Sence ben buna ne cevap vermişimdir? Senden onu rica edeceğim. Simge, kayınvaliden sana Elsin'in dedikodusunu yapsa tepkin ne olur? A. Benimkini de ona yapıyordur der, şüphelenirim. B. Eltimi korurum. C. Çekirdeğimi alır gelirim. Hangisini demiş mi diye? Evet. Eltimi korurum gibi geliyor bana. Çekirdeğimi alıp gelirim dedi. Ben iki tarafa da kötü olmamak için bu cevabı vermiştim ama şu an daha kötü durumda oldum galiba. Ama seni seviyorum yengecim. Dememişsindir. Sana güveniyorum yani. Demezsin. Teşekkür ediyorum yenge. Bu arada Tugay Bey de hala attığımızda. Tugay Bey, eltilerin bu durumuna siz ne diyeceksiniz? Ben biraz dışarıda kalmak istiyorum aslında da. Yapacak bir şey yok. Pelin Hanımcığım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başarılar dilerim Simgeciğim. Teşekkür ederim yengecim. Öpüyorum, seviyorum seni. Görüşürüz. Pelin yenge, imalı bir başarılar dilemedi mi sizce de? Galiba biraz böyle gibi. Yok, yapmaz benim yengem. O şekilde algılamaz o. İnşallah. İnşallah. Simge, kayınvaliden baba evinden getirdiğin çeyizini az bulduğunu söylese nasıl tepki verirsin? Kayınvaliden gittik hep bugün. Benim çeyizim o kadar çok ki böyle şey diyemem. Böyle bir soru olmazdı yani. Olamazdı benim için. Yani söylediğini önemsemezdim. Tugay Bey, anneniz çeyizini az bulsa Simge buna ne tepki verirdi? Yani tepki vermemiştir. Evet, doğru. Sorularımız bu kadar. 4 yanlışınız olduğu için maalesef altın veremiyoruz. Tugay Bey, kapatmadan eşinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Üzülmesine gerek yok. Altın kadar değerli bir kocasına sahip. Ooo. Kendini övdü. Kendini de övdü. Kendisini. Hayatım, 100 bin lira benim olacak ama. Sıkıntı yok. İstediğin gibi kullanabilirsin. Teşekkür ediyorum. Tugay Bey, kendinizi övünce her şey alt üst oldu demiştim ama son anda ödülü eşinize bırakıp durumu toparladınız. Her zaman, bir erkeğin her zaman bunları söylemesi gerekiyor zaten. Oo, bence gerçekten. Artık programımızı izleyen eşler sizden feyz alır. Valla %90'ı biraz zor alır da. Eşime buradan seslenmek istiyorum. Ben. Hayatım, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İtaat et, rahat et. Simgeciğim, altınımı maalesef geri almak zorundayım. Ama büyük ödül 100 bin TL için şansın hala devam ediyor. Şayet haftanın ödüllü oyununda 9 parçayı geçen olmazsa kablosuz süpürge ve artı bir puan da senin. Ama o artı bir puanı neye ekleyeceğiz? Gidip onu öğrenelim mi? Tabii, görelim lütfen. O zaman şimdi Simge için puanlama zamanı.